Biz Yaşar Parti için güvenmiş kalırız. Ali bir tane çamur. Hayırlı olsun diliyorum. Buraya her vatandaşımız çocuğunu rahatlıkla getirebilir. Getirmelidir de. Çocuklarımızın onlar cıvıl cıvıl oyun oynamaya ihtiyaçları vardır. Sosyalleşmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklarımızı bizim vatandaşlarımız buraya getirsinler. Burada oyun oynasınlar. Buraya gelmişken bir vesileyle birkaç konuya değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bağlamımız burada Diyadin Cevap Erman şirketi söz konusudur. Şirketi vardır. Bu şirketin bir ortağı bizim bir özel idaresidir. Bir ortağı da, büyük ortağı da Azersun Holding'in bir alt birimi olan Essun şirketi ortaktır. Burada şu anda hali hazırda 20 dönümlük bir sera faaliyettedir, üretimdedir. Ancak buradaki jeotermal suyun daha verimli ve rantabl kullanılması için buraya geldiğimizden beri ilgili kişilerle çeşitli görüşmeler ve çalışmalar neticesinde hazine arazisinde olmak üzere toplam 1300 dönümü İlk kez Türkiye'de kurulacak olan Diyadin Jeotermal Organize Sanayi Bölgesi kurulması için tahsis ettik. 1300 dönüm. Bu 1300 dönümden 800 dönümü net olarak sera için kullanılacak. Geri kalan kısım yeşil alan ve yol artı hizmet binası olarak kullanılacak. Burada 1000 kişi çalışacak. İnşallah. İnşallah. Buranın müteşebbis heyeti kuruldu geçen hafta. Yönetim kurulu oluşturuldu. Etap etap çok kısa bir sürede inşallah burası bitirilecek ve Diyadin'in çehresi değişecek.
20 dönüm şu anda üretimde. 20 dönüm üzerinde tekrar kuruldu. O da kısa bir sürede faaliyet üretime geçecek. Ama organize sanayi bölgesinin tümü için inşallah en kısa sürede resmi gazetede yayınlanacak ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra Nisan ya da Mayıs ayında buranın temelini organize sanayi bölgesi olarak, jeotermal sera organize sanayi bölgesi olarak temelini atacağız. Bu Türkiye'de bir ilktir. Dolayısıyla çok ciddi manada buranın kalkınmasına katkı sağlayacak. Sadece burada sera üretimi yapılmayacak. Aynı zamanda burada dediğim gibi 1000 kişi çalışmakla birlikte buranın nakliye ihtiyacı karşılanacak. Yan tesisler oluşturulacak. Yan dallar üretime başlayacak. Dolayısıyla inşallah Diyadin'de çok önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleşecek. Burada durmuyoruz. Ayrıca bu termal suyla ilgili olarak da birkaç proje daha vardır. Bunlardan bir tanesi bu suyun şişelenmesi projesi. Patenti alındı. İnşallah fabrikası kurulacak. Buradaki su piyasaya, marketlere, dükkanlara, bakkallara dağıtılacak. Ve raflarda yerini bulacak. Bu bir proje. Bir ikinci proje inşallah burada aynı zamanda otel ve apartlar yapılacak. Vatandaşlarımız buraya gelip daha lüks ortamlarda buradaki termal sudan istifade edecekler. Bir diğer projede yine bu bizim termal sudan enerji üretimi gündemdedir. İnşallah bu dört projemiz entegre bir şekilde buradaki suyu en iyi şekilde kullanmak için gerekli bütün gayretler gösteriliyor ve gösterilmeye devam edecektir. Amacımız herkesi mutlu etmektir. Amacımız herkesin insanca yaşamasını sağlamaktır. Gerekli yatırımları yapmaktır. Biz de bu manada Diyadin'de Allah'ın bir lütfu olarak var olan termal suyu en iyi şekilde kullanmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki insanlar yaşasın. Biz istiyoruz ki insanlar insanca yaşasın. Biz istiyoruz ki insanlar huzur içerisinde yaşasın. Biz istiyoruz ki insanlar akşam sabah çocukları gittiğinde akşam sağ salim evlerine dönsün. Biz istiyoruz ki akşam anne ve babalar çocuklarıyla beraber huzur içerisinde sofraya otursunlar. Gözyaşı dökmeden lokmalarını çiğnesinler ve yutsunlar. Bizim derdimiz budur. Biz sizin huzurunuz ve selametiniz için buradayız. Bizim başka bir gayemiz yok. Devletimiz güçlüdür, devletimiz zengindir, devletimiz fakir fukaranın yanındadır ve yardımındadır. Bakın şu anda Ağrı'da 2 katrilyon 300 milyarlık yatırım devam etmektedir. 30 bin annenin hesabına her ay eğitim ve sağlık yardımı yapılmaktadır okula giden çocuklar için. 10 bin engellinin engelli bakım ücreti ayda 880 lira para veriliyor. Kendisine de 1330 Türk lirası yardım yapılmaktadır. Dul kadınlarımıza, annelerimize, bacılarımıza her ay maaş verilmektedir. Zengin olanların dışında devletin yardım etmediği hiç kimse yoktur arkadaşlar. Ben Ağrı'ya geldiğimden beri sürekli bir şey söylüyorum. Diyorum ki aç olan varsa gelsin, sorumlusu benim. Hiç kimse aç yatmayacak. Ben hastayım, sağlık hizmeti alamıyorum. Tedavi olamıyorum, ilaçlarımı alamıyorum diyenler varsa onlar da yanıma gelsin. Sorumlusu benim. Hem tedavisilerinden sorumluyuz. Tedavilerini göndereceğiz. Hem de ilaçlarını aldıracağız. Üçüncü bir şey daha söylüyorum. Diyorum ki benim çocuğum üniversiteyi kazanmış, gönderemiyorum, okutamıyorum, param yoktur, pulum yoktur diyenler de yanıma gelsin. Onların çocuklarını okutmak da bana aittir diyorum. Onu da sorumlusu benim. Bütün bunları niye yapıyoruz? Değerli kardeşlerim, hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. 76 milyon insan kardeştir. Devletimiz zengindir, aynı zamanda da adildir. Vatandaşını sokakta, çarşıda, pazarda bırakmaz. Ona mutlaka yardım eder. Onu sahiplenir. Devletin görevi budur. Devletin bir diğer görevi de vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Biz bunun için buradayız. Sizden hasreten rica ediyorum. Bakın Diyadin, açıkça söylüyorum. Sanki üzerinden
Sanki üzerinden savaş geçmiş bir kasaba görüntüsündedir. Bu Diyadin'e yakışmaz. Burası bir köyden ibarettir. Oysa 20 bin nüfusu vardır. Bir ilçe böyle mi olmalı arkadaşlar? Bir ilçe böyle olmamalı. Bunun kusurunu da biraz kendimize arayalım. Bu ilçe eğer bu durumdaysa bunun kusurunu da biraz kendimize arayalım. Kendimizi çek edelim. Sürekli devleti suçlamayalım. Devletin yanlışları varsa onları da söyleyelim. Çekinmeden, korkmadan. Ben de söylerim, siz de söylersiniz. Bunda hiçbir şey sıkıntı yok. Ama biz de vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz. 76 milyon kardeştir. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Arabıyla herkes kardeştir. Hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Kürdün sahip olup da Türk'ün sahip olmadığı ya da Türk'ün sahip olup da Kürt'ün sahip olmadığı şu anda Allah aşkına bir şey varsa bana söyleyin. Hiçbir şey yok. Her yerde söylüyorum. Kürt'ün sahip olup da Arap'ın sahip olmadığı bir şey varsa söyleyin. Gerek kültürel konularda, gerek dini vecibelerin yerine getirilmesinde, gerek yurttaşlık haklarında, gerek hizmet alımında devlet üzerine düşeni yapıyor. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz vatandaş olarak. Biz sorumluluk almıyoruz. Biz çocuklarımıza sahip çıkmıyoruz. Bakın, içim kan ağlayarak söylüyorum. Dağda zaman zaman teslim olup gelenlerin çoğu Diyadinli. Arkadaşlar, çocuklarınıza sahip çıkın ya. Ya çocuklarınızı niye feda ediyorsunuz? Yazık, günah değil mi ya? Dağa çıkan bir teröristin ortalama ömrü 3 yıldır. Kimse devletle baş edemez. Bu devlet güçlüdür. Topu var, tüfeği var, uçağı var, tankı var, her şeyi var. Karşısında devletler bile duramaz. Kaldı ki birkaç çapulcu bir yere gelecek. Kürt çocuklarını kandıracaklar. Dağa götürecekler. Ondan sonra diyecekler ki bunları ya ölün ya da öldürün. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Biz Kürt çocuklarının kandırılarak dağa götürülüp terörist olmasını istemiyoruz. Biz Kürt çocuklarının heba edilmesini istemiyoruz. Biz Kürt çocukları anneleriyle babalarıyla beraber yaşasın istiyoruz. Anarşist olmasınlar, hayırlı evlat olsunlar anne ve babalarına diyoruz. Anneleri ve babaları gözyaşı dökmesinler istiyoruz. Kötü bir şey mi istiyoruz Allah aşkına? Ölmesinler istiyoruz. Yaşasınlar istiyoruz. Hayatlarını kursunlar istiyoruz. Evlerini, barklarını kursunlar istiyoruz. Kötü bir şey istemiyoruz. Siz de bunu isteyin çocuklarınız için. Komşularınıza söyleyin, arkadaşlarınıza söyleyin, dostlarınıza söyleyin. Diyadin bakın böyle bir yer değildi. İlçemize sahip çıkalım, köylerimize sahip çıkalım. Siz bir adım gelirseniz ben 10 adım gelirim. Ama değerli kardeşlerim, devletin İki eli vardır. Birisi merhamet ve şefkat elidir. Vatandaşının yanındadır. İhtiyaçlarını karşılar. Sıkıntılarını ortadan kaldırır. Problemlerini ortadan kaldırır. Hizmetlerini görür. Can ve mal güvenliklerini sağlar. Her devletin görevidir bu. Her devletin bir diğer görevi daha vardır. Suç işleyenleri yakalayıp adalete teslim etmektir. Onlarla mücadele etmektir. Onlara fırsat vermemektir. Onlara aman vermemektir. Bizim devletimizin de bizim de yaptığımız budur. Biz istiyoruz ki Diyadinli bütün kardeşlerimiz huzur içerisinde yaşasınlar. Kötü bir şey mi istiyoruz? Yanlış bir şey mi istiyoruz? Biz sizin için bunu istiyoruz. Lütfen bütün Diyadin halkı olarak kapı komşumuza söyleyelim. İnsanları aydınlatalım. PKK Kürtlere düşmanlık yapmaktadır. PKK Kürtlere zulmetmektedir. PKK başkalarının kullandığı taşeron bir örgüttür. Kürtlükle hiçbir alakası yoktur. Aynen IŞİD'in İslamlıkla alakası olmadığı gibi. Ne kadar IŞİD'in ne kadar İslamla alakası varsa PKK'nın da o kadar Kürtlükle alakası vardır. Hepsi Müslümanları öldürmektedir. PKK Müslümanları öldürmektedir. Kürtleri öldürmektedir. IŞİD millet ayrımı yapmaksızın bütün Müslümanları öldürmektedir. Ya birisi ben şuyum dedikten sonra biz ona kanacak mıyız? Biz yaptığı işe bakacağız. İsterse kardeşimiz olsun, isterse oğlumuz olsun. Yanlış yapıyorsa arkadaşlar, kardeşlerim bizden değildir.
Bizden değildir. Bunu zararını biz çekeriz. Bakın daha iki gün önce çarşıda dolaşırken Şırnak'tan kaçan bir kadın çocuklarıyla beraber kaçmış, Ağrı'ya gelmiş. Yolda tesadüfen bana rastladı. Sayın Valim dedi, benim şu anda Şırnak'ta evimde teröristler kızımın yatağında yatmaktadır dedi. Bütün televizyonlar da bunu verdi. Eğer bunlar benim haklarımı savunuyor ise benim evimde kızımın yatağında, çocuklarımın yatağında bunların ne işi var? Benim için ben böyle bir şey istemiyorum. Beni seviyorsanız bana zulmetmeyeceksiniz, bana zarar vermeyeceksiniz dedi kadıncağız. Haklı mı, haksız mı? Şimdi birisi gelse burada sizin evinizi işgal etse, çıkın buradan dese. Çocuklarınızın yatağında ben yatacağım, sizin yatağınıza ben yatacağım dese. Kabul eder misiniz? Yahu sizin kendi kardeşiniz gelse bile siz bunu kabul etmezsiniz. Bırakın başkası. Biz gözlerimizi açalım. Ey kardeşlerim, ey Kürtler. Gözümüzü açalım. Bu bir oyundur. Başka bir şey değildir. Bunlar kullanılıyor. Kürt çocukları götürülüyor, kandırılıyor, beyinleri yıkanıyor. Ondan sonra götürülüyor, gidin Kürtleri öldürün diyor, Türkleri öldürün diyor, Arapları öldürün diyor. Başka hiçbir şey değil. Devlet hiçbir şekilde buna izin vermeyecektir. Benim amacım, gayem, söylemedeki maksadım sizin zarar görmemeniz. Sizin bu terör örgütünden zarar görmemeniz, çocuklarınızı heba etmemeniz. Siz 20 yaşına kadar, 16, 17 yaşına kadar bu çocukları büyütüyorsunuz. Yemiyorsunuz, yediriyorsunuz, içmiyorsunuz, içiriyorsunuz, yemiyorsunuz, giydiriyorsunuz. Aman bir tarafı kırılmasın diyorsunuz. Öyle değil mi? Değil mi arkadaşlar? Evet. E peki niye birisi gelsin sizin elinizden alsın çocuğunuzu götürsün? Yazık ona değil mi ya? Siz 20 yıl, 15 yıl, 16 yıl, 20 yıl emek vermişsiniz. Değer mi buna? Peki bunun bir sonucu var mıdır? Sonucu yok arkadaşlar. İşte görüyoruz. Cizre'de, Silopi'de, Sur'da ihanet yapanların haddini devlet bildiriyor. Devlet güçlüdür arkadaşlar. Karar sizin. Biz sizi seviyoruz. Biz sizin zarar görmenizi istemiyoruz. Çocuklarınıza sahip çıkın. Gençlerinize sahip çıkın. Buradan kimse daha gitmesin. Yazıktır, günahtır size. Siz temiz insanlarsınız. Siz inançlı insanlarsınız. Siz samimi insanlarsınız. Siz misafirperver insanlarsınız. Ya Kürtlerin özellikleri bunlar değil midir? Biri sizin evinize geldiğinde siz evinizde ne varsa ki sofraya getirmez misiniz? İnşallah hep beraber kardeşliğimizi pekiştirelim. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimizi sevelim. Kötülükten, nefretten, intikamdan hiçbir şey elde edilmez. Allah bizi güzel insan olalım diye yaratmış. Biz kötülük yapalım diye yaratmamış. Allah bizi iyilik üzerine yaratmış. Biz de iyi olmaya çalışalım. Biz de iyi olalım. Ya iyilik dururken niye kötülük yapalım? Sevmek varken niye nefret edelim? Niye intikam besleyelim? Bunun bir faydası varsa hep beraber yapalım. Eğer faydası varsa biz de çocuklarımızı daha götürelim. Biz de birbirimizi öldürelim. Burada bir araya gelmektense silahlarımızı birbirimize çekelim. Var mı bunun faydası? Yok. O zaman çocuklarımızı götürüp silah çektirenlere de fırsat vermeyelim. Bize düşmanlık edenlere de fırsat vermeyelim. Buna karşı çıkalım. Bu zararı biz görürüz arkadaşlar. Siz görürsünüz. Ömür boyu gözleriniz yaşlı olur. Bakın terör örgütünün hedefi şudur, amacı şudur. Bakın ne diyorlar biliyor musunuz? Kürtlerden birisinin ya oğlu dağda olsun ya da öldürülsün yerin dibine, yani mezara gömülsün, toprağın altına sokulsun. Niye biliyor musunuz? Biz böyle yaparım. Bu kendi felsefeleri, kendileri söylüyorlar. Ben birisine sordum, dedim ki siz niye size Kürtler bu kısmı destek verenler niye destek veriyor? Dedi ki Kürtlerden bir tanesinin oğlu ya dağdadır ya da toprağın altındadır dedi. Biz buna mecbur etmişiz. Bize oy veriyorlar. Dağda olsun, yerin altında olsun, götürsünler, öldürsünler. Ondan sonra da vay efendim devlet niye böyle yaptı? Devlet öldürdü. Kardeşim devlet kendisine isyan edenleri kabul etmez. Devlet kendisine isyan edenleri, hiçbir devlet isyan edenleri öldürür kardeşim.
yok eder. Ya teslim olurlar, pişmanlık gösterirler. Bütün devletlerde bu böyledir. Ya da devlet onlarla çatışmaya gider, mücadele eder, onları yok eder. Gayet basit. Devlet elini kolunu bağlayacak yani. Gelsin diğer dinde iş yapsınlar, karışmayalım. Doğu Beyaz'da iş yapsınlar, karışmayalım. Adam öldürsünler, araç yaksınlar, haraç toplasınlar. Devlet eser çıkartmasın. Böyle bir devlet düzeni olabilir mi? Olamaz. Devlet de görevini yapıyor. Her devlet bunu yapar. Her devlet. Bugün New York'ta, Paris'te, Londra'da bir grup eşkıya gelse, bir tarafı çevirse, burası bana aittir, devlet buraya giremez derse, silahlı örgüt olarak, İngiltere devleti, Amerika devleti, Fransız devleti, polisi seyirci kalır mı? Ben size soruyorum. Seyirci kalır mı? Kalmaz. Türkiye'nin de yaptığı budur. Son bir şey söylüyorum değerli kardeşlerim. PKK hem Kürtlere düşmanlık yapmaktadır, zarar vermektedir, hem de İslam'a zarar vermektedir, İslam düşmanlığı yapmaktadır. Bunu açık bir şekilde yapıyorlar, söylüyorlar. Diyarbakır'da camileri yaktılar, Kur'an-ı Kerimleri yaktılar, Peygamber Efendimiz'e hakaret edici afişler astılar. Suriye'nin kuzeyinde Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde ezanı yasakladılar. Daha yeni oldu bu. Bunların Kürtlerle hiçbir alakası yoktur. Sizlerle hiçbir alakası yoktur. Türk halkıyla hiçbir alakası yoktur. Kürt halkıyla hiçbir alakası yoktur. Biz de buna fırsat vermeyeceğiz hep beraber Allah'ın izniyle. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. İnsanca yaşamayı kendimize gaye edineceğiz. Huzur içerisinde yaşamayı kendimize gaye edineceğiz. Bu topraklarda kan ve gözyaşı dökülmesin istiyoruz. Sizler de bunun için gayret gösterin. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bayan Tavgat Tavgat 25 yıllık öğretmenlik yaptım. Şu an emekli. Evet. 2 yıllık muhtarlık yaptım. Maşallah çok iyi. Bizim yorumumuz yarıda kalıyor. Şahsat olacak. Yapacağız. İnşallah da yardımcı olur. Yapacağız inşallah. Tamam. İnşallah. Allah'a emanet olun. İnşallah. Bizim resmi Kur'an kursu hocamız hocam.